Türkiye'nin Kosova'ya verdiği destek sadece ekonomi ve uluslararası ilişkilerle sınırlı değil. Yapılan sosyal yardımlar Kosova halkı için büyük önem taşıyor. Kosova-Türkiye arasında özellikle bu yıl ikili ilişkiler hız kazanmış durumda. Bağımsızlık sürecinde destek sunan ve Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye, Kosova için artık örnek ve dost ülkelerin başında yer alıyor. Türkiye ile Kosova arasında aslında ülkeler arası siyasi ve ticari çıkarların dışında çok derin ve ortak kültürel bağlar bulunuyor. Bu bağları geliştirmek ve genişletmek isteyen ülke yetkilileri, ikili ilişkilerin sürdürülebilmesi adına birçok alanda önemli projelere imza atıyor. Ülkeyi ekonomi açısından destekleyen ve Kosovalılar tarafından dünyanın en güçlü ülkesi olarak tabir edilen Türkiye, özellikle savaş sonrasında ekonomik sıkıntı ve işsizlikle boğuşan Kosova'yı unutmuyor. Her Ramazan ve bayram günlerinde Kosovalılara paket yardım yapılıyor. Kosova'daki ilk görev gününden itibaren Kosovalıların yanında olan Türk askeri dağıttıkları yardım paketleri sayesinde yüzlerce vatandaşın yüzünü güldürüyor. NATO Barış Gücü bünyesinde görev alan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı her hafta emeklilere ilaç yardımı yapıyor. 75 avroluk sosyal yardım alan ve bu sosyal yardım desteğiyle geçinmek zorunda kalan Kosovalı emeklilerin yüzünü Türk askeri güldürüyor. İlaç almakta zorluk çeken ve aldığı maaşla geçinmek zorunda kalan emekliler her hafta Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından verilen ilaçları ücretsiz alabiliyor. Yıllardır Kurban Bayramı'nda Kosova'yı yalnız bırakmayan Türk Kızılayı her yıl Kosova'da kurban eti dağıtımı yapıyor. Kosova genelinde kurban eti dağıtımı gerçekleştiren Kızılay, Kosova için ayrı bir önem arz ediyor. Eğitime ayrı bir önem veren Türkiye, Kosova'daki birçok harap olmuş sınıfları yeniden restore ederek Kosovalı öğrencilerin daha rahat bir eğitim görebilmesi için desteğini sürdürüyor. Kosova'da başarılı faaliyetler gösteren kuruluşlarımızdan birisi de TİKA. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, ortak geçmiş ve kültüre sahip Kosova'da eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma gibi gerçekleştirdiği başarılı projelerle faaliyetlerine devam ediyor. Kosova'da birçok alanda önemli projeleri imza atan TİKA, gerçekleştirdiği yeni projelerle faaliyetlerini sürdürüyor. 2008 yılında çıkan Başbakanlık Genelgesi'yle yurt dışındaki kültür varlıklarının restorasyonu ile ilgili olarak yürütülecek çalışmalarda strateji geliştirme, restorasyon faaliyetlerini yönlendirme, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama görevi TİKA'ya verildi. Kosova'da sağlık, eğitim gibi birçok alanda TİKA desteğini sürdürüyor. Tarihi eserlerin restorasyonu konusunda da TİKA'nın desteği oldukça fazla. Özellikle savaş sonrasında birçok tarihi yapı TİKA tarafından yeniden restore ediliyor ve aslına uygun hale getiriliyor. Bu çerçevede TİKA'nın gelişmekte olan ülkelerde restorasyon çalışmaları 2008 yılından itibaren hız kazandı. TİKA yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve işbirliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu üstlendi. Bu çerçevede TİKA tarafından özellikle Kosova'da gerçekleştirilen restorasyon projeleriyle Kosova'daki ecdat yadigarı eserlere sahip çıkılıyor. Restorasyonu 2010 yılında TİKA tarafından yaptırılan Fatih Sultan Mehmet Han Camii, 1460-61 yıllarında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından inşa ettirildi. Bu önemli eserin çevre düzenlemesi kapsamında TİKA tarafından gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Han Camii çevre düzenlemesi projesi 2012 yılında tamamlandı. Caminin kurucusu olarak bilinen Sinan Paşa'nın söz konusu camiyi ikinci kez Bosna valisi olduğu 1608-1609 tarihleri arasında inşa ettirdiği tahmin ediliyor. Sinan Paşa Camii'nin restorasyon çalışmaları 2011 yılında TİKA tarafından tamamlandı. Ayrıca Sinan Paşa Camii çevre düzenleme projesi ise yine TİKA tarafından gerçekleştirildi. Yaşarpaşa Camii Kosova'nın Priştine şehrinde bulunuyor. Kosova İslam Birliği, Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TİKA arasında imzalanan protokol çerçevesinde restorasyonuyla projelendirme çalışmaları tamamlanan Yaşarpaşa Camii'nin 2014 yılında restorasyon uygulama çalışmaları başladı. Eğitimden sağlığa kadar birçok alandaki projeleri hayata geçiren TİKA, Prizren Belediyesi'ne bağlı Boşnak köylerinden birindeki yaklaşık 300 öğrencisi bulunan Planyane İlköğretim Okulu'na ısıtma sistemi yardımında bulundu.